Evet, aradan 19 gün gibi bir süre geçtiği için tabii ki bir takım bulguları elde etme şansımız daha düşük olasılıkla seyrediyor. Hani cesette bozulma oluyor çünkü. Fakat bir taraftan da cesette bozulma olmakla birlikte suyun altında kaldığı için ve torbanın içerisinde olduğu için bir takım dış etkilere karşı da kapalı oluyor. Yani direkt bir ileri evre bir çürüme beklemiyoruz. O nedenle bu önemli. Burada otopsi raporunda ölüm muayenesinde bahsedilen bulgular yoktur, vardır gibi bir değerlendirme olmaz. Şüpheler üzerinden örnekler alınır. Yani ben kişiden yani ölen narinden alınan örneklerin bir kısmından başka bulgular çıkabileceğini düşünüyorum adli tıp kurumunda yapılan incelemeden. Çünkü ölü muayenesi sırasında siz sadece çıplak gözle makroskobik olarak değerlendirme yapıyorsunuz ve otopsi sırasında da iç organlarını değerlendiriyorsunuz, sistemleri değerlendiriyorsunuz. Kuşkulandığınız bölgelerden de örnek alıyorsunuz. Örneğin tırnaklar alınır, sürüntü örnekler alınır, çeşitli lezyonlardan örnekler alınır. O nedenle o ilk raporda, ön raporda bahsedilen bulguların bir kısmı çıkabilir. Yani bu olgularda cinsel istismara ait bulgular çıkarsa ben bundan hiç şaşırmam. Ya da başka DNA materyalleri çıkarsa amca dışında başka kişilere ait buna da şaşırmam. Çünkü 91 tane örnek alınmış. Yani şüphelenilen her yerden örnek alınmış. Sayın Normalde biz Topgöz, burada bir otopsilerde bu kadar örnek Nevzat almayız. Bahtiyar ismi var ya, itirafçı ve tutuklanan. Evet. Çocuğu çuvala yerleştirirken DNA'sının geçmemiş olma ihtimali var mı ki? Kendisi böyle söylemişti. Çuvala koyduk dedi. Şimdi tabii ki çuval üzerinde ya da içerisinde diyelim, üzerinde demeyelim de çünkü suyun içerisinde olduğu için bir takım delillerin kaybolması, bir takım delillerin ise çuvalın içerisinde kalma durumu var. Yani biz şimdi bu 91 örneğin, alınan örneklerin, materyallerin ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat şöyle bir açıklama var. Dokularda histopatolojik mikroskobik inceleme yapacağız deniliyor. Bu ölüm nedenini anlamaya yönelik bir incelemedir adli tıpta. Toksikolojik incelemeden bahsediliyor. O da bir uyutucu, uyuşturucu var mı, zehir var mı, varsa hangi tür zehirler ve öldürücü nitelikte mi, bunların araştırması yapılıyor. Bir de moleküler inceleme yapıldığından bahsediliyor. Moleküler inceleme dediğimiz şey aslında hani kamuoyunda bilinen adıyla DNA incelemeleri. Eğer bu moleküler inceleme yapıldığına göre demek ki biyolojik materyal alınmış. Yani bir ya da birden fazla kişiye ait DNA materyalinin çıkma olasılığı da var. Yani ben çuval içerisinde olması ve kısmen dışarıdaki ortama göre daha soğuk bir ortamda bulunması nedeniyle ceset üzerinde bir takım bulguların olabileceğini düşünüyorum. Bunu da 91 örnek alınmasına bağlıyorum. Şimdi demek ki suda 19 gün, ki 19 gün boyunca suda kaldıysa o da ayrı bir tartışma konusu. Neden o da ayrı bir tartışma konusu? Daha önce aranan yerde çıktı çocuk. 19 gün boyunca o suda kalmış olması da DNA'nın tamamen silindiği anlamına gelmiyor. Orada da yanlış bir adım atılmış. Bunu anlıyoruz, değil mi? Yani bu anlama gelmez. Bulgu bulma şansımız azalır ama tamamen yok demek anlamına gelmez. Çünkü adli tıpta bazen küçük bir olasılık bazen %100'e karşılık gelebilir. O nedenle tüm olasılıkları bir arada değerlendirmemiz gerekir. Bunun için erken, hani cinsel saldırı yok, cinsel istismar yok, amca dışında kimseye ait DNA yok yaklaşımını ben şimdilik erken diyorum. Hele bir gözle, makroskobik değerlendirme ile bunu söyleme şansımız zaten yok. Peki, Sayın Dokgöz, bir de şunu da sormak istiyorum. Bugün Adalet Bakanı dedi ki 2 hafta içinde, 15 gün içinde raporun çıkmasını bekliyoruz adli tıptan. Bu süre uzun bir süre mi? 91 örnek için daha kısa sürede çıkabilir mi? Şöyle söyleyelim, bu tür olayların değerlendirilmesinde normalde, hani bahsettim ya biraz önce mikroskobik değerlendirmeler, moleküler çalışmalar, toksikolojik incelemeler, bu süreç normalde birkaç ay sürer. Yani 1 ay, 2 ay, 3 ay. Çünkü laboratuvardan gelen sonuçların irdelenmesi gerekir, Evet. yorumlanması gerekir. Ölüm nedeni saptanacak, ölüm zamanı saptanacak. Ölüme etkeden faktörler, ölüm şekli, pek çok soru ve bunun dışında savcıların sorduğu ekstra sorular vardır. Sanıkların, tanıkların ifadeleriyle uyumlu mu bu lezyonlar? Bunların değerlendirmesi yapılır. Fakat kamuoyuna mal olduğu için böyle bir olay şu anda gündemde, hepimiz bu olayla yatıp kalkıyoruz.
Ben sürecin çok uzayacağını düşünmüyorum. Bir hafta 10 gün gibi kısa bir sürede. Yani 15 gün bile kısa ama ben daha da kısa bir sürede Adli Tıp Kurumu'nun bu raporu hazırlayacağını düşünüyorum. Ama buradan şöyle bir yaklaşım da beklenmesin. Adli Tıp Kurumu raporu gelecek, tüm sorulara yanıt vereceğiz gibi bir yaklaşım olmasın. Bazı sorulara yanıt vermek için olay yeri inceleme bulguları, tanık sanık ifadeleri, yani tüm dosyanın birlikte irdelenerek bir çözümün, evet, olacağını söylemekte yarar var.